Şimdi de Türkiye elektronik sektörünü konuşacağız. Konuğumuz var, Goldmaster Genel Müdürü Sinan Bora bizlerle birlikte. Sayın Bora, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Türkiye elektronik sektörüne baktığımızda çalışmalar nasıl gidiyor? Aslında biraz 2020 senesini de değerlendirelim. 2021'e nasıl başlandı? Ne dersiniz buna dair? Buyurun. Evet, 2020'de biliyorsunuz birçok kez konuk oldum sizlere. Hem elektronik sektöründe hem de küçük elektrikli ev aletleri sektöründe olan bir firma olarak iki sektöründe nabzını tutuyoruz. 2020 açıkçası hareketliydi. 2020 bizim bizler için hareketliydi. Küçük elektrikli ev aletleri sektörü çok daha fazla hareketliydi. Yoğun bir taleple karşılaştık. İnsanların evde olması, zamanlarını evde geçirmeleri bizler için bir büyüme fırsatıydı. Hem evde teknoloji, evde sağlık ve evde yemek diye biz bunu özetliyoruz. Evde yemek arttı, evde teknoloji kullanımı arttı, evde sağlıkla ilgili çalışmalar arttı. Biz bu üç sektörde de olduğumuz için bu sektörlerin nabzını tuttuk ve hareketliydi. 2021 nispeten ilk iki ay biraz yavaş geçti bu konuda. Belki de bir doygunluk, belki de bir kanıksanmış. Ama Mart itibariyle herhalde canlanmanın geleceğini düşünüyoruz. Peki Mart ayında canlanma bekliyorsunuz. Şimdi 2020'de evet. Bazı kazanımlar da elde edildi. Alışkanlıklar değişti. Siz de ifade ettiniz. İç tüketim arttı. Bu noktada aslında iç pazardaki hareketliliği de takip etmiş olduk. Peki aynı hareketlilik, aynı alışkanlıklarla devam eder mi? Hem bunu sormuş olayım. Mart ayı ve sonrasını aslında beklentilerinizi. Bir yandan da hangi ürünler daha çok kullanıldı 2020 yılında? Yine aynı şekilde aynı ürünlerdeki artışı 2021 yılında bekliyor muyuz? Evet, 2020'de evet bir alışkanlık kazandırdı. Çok doğru söylediniz. Hayatımızda olmayan veya az olan, yaz yer yapan bazı konular daha fazla yer yaptı. Ben 2020'de hemen bizim bunlardan uzaklaşacağımızı, hemen bunları bırakacağımızı ve eski hayatıma döneceğimizi düşünmüyorum. Hani her yerde söylerler yeni normal. Yeni normalde ben insanlar evde restoranlar açılsa bile ki bunların açılmasını biz de destekliyoruz. Çünkü hakikaten orada yoğun bir emek var o sektörler. O sektörün de canlı olması lazım. Ama ben alışkanlıkların devam edeceğini, evde örneğin bir sağlıklı yemekler yapmanın değerini anladığımızı ve bu ev içerisindeki sosyalleşmenin de arttırdığını ve bunun da değerini gördüğümüzü ve bunun da artık kanıksandığını düşünüyorum ve bu artacaktır. Bunun yanında evde teknoloji dediğimiz zaman evde tüketilen teknolojide baktığımızda film izlemenin, film alışkanlıklarının arttığını ve bununla ilgili bizim biliyorsunuz biz Goldmaster olarak uydu alıcılarında lider bir firmayız. Daha çok insanların internet üzerinden içeriklere ulaşarak seyrettikleri teknolojilerin daha da kanıksandığını ve çok beğenildiğini görüyoruz. Bu taraflarda çalışmanız var ve artacağını düşünüyoruz. Ve en önemlisi de sağlık. Evde sağlığa geldiğimizde de yine mutfak ürünlerinde özellikle bağışıklığı arttıran sağlık ürünlerinde büyük bir talep oldu biliyorsunuz. Ben bu pandeminin geçmesiyle de bunun yok olacağını düşünmüyorum. Çünkü insanlar bağışıklığın ne kadar önemli olduğunu, sağlıklı yiyeceklerin ne kadar önemli olduğunu gördüler. Bu nedenle sağlıklı yiyecek yapan ve sağlıklı içecek yapan ürünlere talep devam edecektir. Çünkü farkındalık arttı. Ha bu benim hayatıma çok önemli bir katkı sağlıyormuş dendi ve ilerlendi. Bunun yanında evde spor. Biz o alanda da varız. Evde sağlık o alanda da varız. Evde spor ve sağlığın da önemli olduğu. Tabii ki dışarıda sporu ve sağlığı yürüteceğiz ama evimizin de belli köşelerini spor ve sağlık bölümü haline getirmemizin hem kendimizin hem çocuklarımızın içinde fayda oldu, bir alışkanlık olduğunu gördük. O nedenle ben 2021'de bunların biteceğini düşünmüyorum. 2020'de kazanılan alışkanlıkların devam edeceğini düşünüyorum. Peki Sayın Bora, bir yandan da şunu sormak istiyorum. Aslında yine alışkanlıklara bağlayacağım. Otomobil kullanımı arttı, bireysel otomobil. Yani toplu taşımalardan evet. Biraz daha uzaklaştık salgın nedeniyle. Ki burada da artışı gördünüz mü sizler? Çalışmalarınız var buna ilişkin elbette. Bu alan nasıldı? Evet, hakikaten pandemide bireysel ulaşım, toplu taşımayı az kullanma gündeme geldi. Herkes bundan kaçınmaya çalıştı ve doğru da yaptık çünkü ne kadar az temas o kadar iyiydi bu pandemideki önlemler açısından.
Bizim de bu konuda elektronik firması olmamız nedeniyle skuterle ilgili çalışmalarımız vardı uzun bir süreden beri. Bunları realize ettik. İşte bu quarter 2 dediğimiz ikinci çeyrekte üretime başlamayı düşünüyoruz. Ve skuter gibi yaklaşık 20-25 kilometrelik mesafelerde insanların bireysel taşımasını yapacak ürünlerde hem Türkiye'de hem bütün dünyada bir pazarın artacağını görüyoruz. Zaten Türkiye bu konuda iklim olarak da müsait biliyorsunuz. Türkiye'de kışlar çok sert geçmiyor özellikle batı tarafında. Düz alanlarda mevcut. Gençlerimizin de yoğun olması özellikle öğrenci kesiminin olduğu illerde öğrencilerin bir yerden bir yere giderken hem masrafsız, maliyetsiz bir şekilde hem de çevreyi kirletmeden hem de bir şekilde bu pandemiyle ilgili sorunlara karşılaşmadan kişisel yolculuklarını yapabilecekleri ürünler üzerinde çalışıyoruz. Ben geleceğin çok ciddi büyüme alanlarından birisinde bu tür ulaşımlarda, kısa mesafe ulaşımlarda maliyeti çok düşük çözümlerin olacağını düşünüyoruz. Biz de o alanda çalışıyoruz. Hemen ihracatı da sormak istiyorum. Birçok sektör aslında hiç ihracat yapmayanların bile bu süreçte ihracat yaptıklarını gördük. Veya rotalarda değişiklikler oldu. Sürpriz yeni rotalar eklendi. Sizin bu anlamdaki çalışmalarınız ne oldu Sayın Bora? Ne dersiniz? Evet, ihracat hakikaten önemli. Bu dönemde yine önemli olduğunu gördük. İç pazarı daraldığı dönemlerde hakikaten ihracat bir hızır gibi yetişiyor. Eğer ihracat pazarlarında varsanız, oralarda faaliyet gösteriyorsanız hemen çözüm üretebiliyorsunuz. Biz ihracatta yaklaşık olarak 35-40 ülkeye doğru yaklaştık. Hakikaten çok yeni ülkeler katıldı. Ama orada ben bir ek bir şey yapmak isterim. İhracat çok değerli. Bu yadsınamaz. Ama ben orada ek olarak markalı ihracata bir ek yapmak isterim. Markalı ihracata dikkat çekmek isterim. Bunun nedenini de ifade edeceğim. Siz markalı ihracat yapmadığınızda ihracat olarak ülkeye döviz katıyorsunuz. Bu çok değerli. Okey. Ama ürününüz kaliteli ise ihracatını yaptığınız markada bu hayat buluyor. Yani Türkiye'nin adını, Türkiye'nin kalitesini ulaştıramıyorsunuz. Çünkü diyelim ki o ülkede alan bir vatandaş o ürünü aldığında sizin markanızı görmüyor. Kendi ülkesinin markasını görüyor. Bu nedenle biz diyoruz ki biz ısrarla markalı ihracat yapalım ve markamızı o ülkelere götürelim. Tüketici o ürünü aldı. Bir de memnun kalırsa, düşünse diyor ki aa diyor ya bu marka Türk markası diyor. Hem de çok kaliteli diyor. Global markalar var diyor. Bu dev global markalarla daha iyi ürünler var diyor. Demek ki Türkiye kendini çok geliştirmiş bu konuda diyor. Hani bu yazda gidip bir Türkiye'ye gidelim diyebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Ama siz fason üretim yaptığınızda, fason ihracat yaptığınızda yaptığınız markaya fayda sağlamış oluyorsunuz. Onu alan bir tüketici Türkiye hakkında bir fikir elde etmiyor. O yüzden biz Türkiye'ye hizmet açısından döviz geliri artı markamızla ihracat yapmaya önem veriyoruz ki Türk üretiminin de bir marka elçisi olalım. Ben bunun turizmde de bize fayda sağlayacağını arkadan çok fazla kaliteli iş yaptığınızda biz Türkiye'de hizmetin de kaliteli olacağını düşünüyoruz diyerekten Türkiye'ye turizm gelirinin katkısının bir olacağını düşünüyoruz. Peki Sayın Bora, markalı ihracatın önemini vurguluyorsunuz. Markalaşma aslında. Bu noktada pandemi sürecinde de gördük ki öncesinde konuşulan hep konuların altı çiziliyor. Yani daha fazla teknolojiye, dijitalleşmeye yatırım yapanlar, yenilikçi bakış açısına sahip olanların bu süreçte kazandığı vurgulanıyor ama siz buna katılır mısınız? 2021'de yatırımlarla daha fazla güçlenebilir mi bu alanlar? Evet, katılmamak mümkün değil. Yenilik yapacaksınız, sürekli koşacaksınız. Hani bisikleti çevirmek gibi hep öyle söylüyoruz. Bisikleti çevirmeye devam ederseniz düşmezsiniz ya. Aynı onun gibi sürekli yatırım, sürekli yenilik, sürekli verimlilik. Bunların hepsini yapacaksınız ve tüketicinin karşısında her zaman yenilikçi olacaksınız ve hazır olacaksınız. En önemlisi de hizmet kalitesini yükselteceksiniz. Servis kalitesini yükselteceksiniz. Ben bu arada siz sormasanız da ek bir alana girmek isterim. Çok değerli bir alan. Konuyu dağıtmadım hiç merak etmeyin. KOBİ'ler diyoruz yani. Hep KOBİ deriz. KOBİ'leri desteklemeliyiz. KOBİ'ler bel kemiği, ekonomi bel kemiği deriz. Hakikaten ben de buna çok inanıyorum. Biz de belki büyük bir KOBİ'yiz. KOBİ'lerden geldik. 50 kişiden 100'lere, 200'lere doğru yükseldik. Bu süreci yaşadık. O yüzden KOBİ'lerin ne kadar değerli olduğunu, zaten %95'in üzerinde hepimiz yaşıyoruz. Bu nedenle özellikle biliyorsunuz yasalaşması beklenen ve taslak halinde olan
bu marketlerde 1500 metrekarenin altındaki marketlerde elektronik ürünlerin küçük tevatleriyle ilgili konular düşünüyor. Ben bu tarafın bayi tarafından bakmak istiyorum. Hakikaten bizle ilgili değil. Türkiye'de küçük elektrik tevatleri ve elektronik satan tahmin ediyorum bir 5-6 bin tane bayi var. Düşünebiliyor musunuz? Bunların da ortalaması 10 kişilik. Yani 5 bin bayi olsa her biri 10 kişi olsa 50 bin kişi. Bunların da ailelerinde gelir 5 kişi olsa 250 bin, 300 bin kişi. Bu KOBİ'lerden, küçük bayilerden hayatlarını geçindiriyorlar. Fakat yani şimdi marketler biliyorsunuz çok değerli, çok değerli bir kanal. Bizler de seviyoruz, bizler de çalışıyoruz. Ama onların gıda satmaları, FMCG dediğimiz tüketim ürünleri satmaları zaten çok hareketli ve yoğun bir şekilde devam ediyor. İşleri de 2020'de arttı. Daha da artmasını biz isteriz. Bundan memnun oluruz. Ama küçük elektrik tevatleri ve elektronik ürünlerin satış kanallarının bu Anadolu'daki 5000-10 bin bayi üzerinden yapılması değil mi? Siz de takdir edersiniz ki çok değerli olur. Düşünebiliyor musunuz? 250-300 bin kişi sadece bayiler vasıtasıyla hayatlarını geçindiriyorlar. Ve onlar da tekrar buradan kazandıkları aslında marketlere giderek tüketim yapıyorlar. Ekonomiye kazandırıyorlar yani. Böyle bir döngü var. O nedenle evet. Ben bu taslak halinde olan yasanın yasalaşması halinde bu yani 5000-10 bin civarındaki KOBİ'nin ve dolayısıyla 300-400 bin kişinin çok peki. Rahat bir nefes alacağını düşünüyorum. O konuda hassasiyet belirtmek istedim. Çünkü hep birlikte olursak, birbirimize güç verirsek kuvvetli oluruz yaklaşımını benimsiyoruz. Mutlaka. Sayın Bora çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.